Hemen izleyicilerimizden gelen sorularla devam etmek istiyorum. İlk soru, kalbimde sorun olup olmadığını nasıl anlarım? Efor testi mi, kalp tomografisi mi daha güvenli olacaktır diye sorar. Şimdi eğer genetik mirasında kalp damar hastalığı eğilimi olan birisiyseniz ya da insülin direnci olan, tansiyon yüksekliği olan, şeker hastalığı olan, kolesterol, kan trigliserit dengesizliği gibi risk grubunda birisiyseniz tabii ki yıllık kontrollerinizi doktorunuz size sağlık risk analizinizi yaparken kalp analizlerinizi yapar. Evet. Ve gerekli görürse sizi normal istirahat EKG'si dediğimiz sizin uzanıp da elinize kolunuza bağladıkları bir aletle kalp elektrokardiyograminiz alındığı gibi bununla yetinmeyip eforlu elektrokardiyogram isteyebilir. Yani sizi bir yürüyüş bandının üstlerine çıkarırlar. Bir takım aletlerle yürürken yokuş yaparak, koşturarak filan sizin kalp performansınızın gücünü ya da güçsüzlüğünü, güçsüzlüğü varsa derecesini ve tehdit oranını belirlemeye çalışırlar. Buna eforlu EKG diyoruz, evet. Efor testi. Efor testi dışında yeni bir yöntem de koroner anjiyografi dediğimiz ama bu anjiyografiyi tomografik olarak yapıldığı, yani klasik anjiyo gibi koldan ya da bacaktan kalbe girilerek koroner damarlara kontrast madde verilerek koroner anjiyografi değil de bir tomografi cihazına giriyorsunuz. Evet. Kolunuzdan bir kontrast madde veriyorlar. Evet. O kontrast madde tam kalbinizin damarlarından kalbinizin bütün bölgelerine yayılırken çekilen binlerce filmden sinematografik olarak bir anjiyografi görüntü elde ediyor. O da sizin kalbinizde bir plak, bir pıhtı, kopma tehdidi olan bir pıhtı hatta var mı yok mu, tıkanma var mı yok mu gösterebiliyor. Hatta muhtemel bir ilerideki tıkanma için bir nevi nabız yoklaması yapabiliyorsunuz araştırmayla. Evet. İmkan olan kişiler bunu yaptırıyorlar ama herkese bunun yapılması gerekmiyor. Fakat kalp riski olan kişilere yapılmasında fayda var. Ben şahsen kolesterol yüksekliği olan, beraberinde kuşkulu bir insülin direnci var, biraz HDL'si düşük, biraz ürik asidi yüksek gördüğüm zaman imkanı varsa, 50'li yaşların üstündeyse efor testi kadar koroner tomografik incelemenin de bizi elimize lamba alarak ilerleme imkanı verdiği için, ışıkla görerek ilerleme imkanı verdiği için kullanmasına fayda görüyorum. Şimdi son soru olarak şunu iletmek isterim size. Yoğurt mu, kefir mi daha faydalı? Yoğurt kefirden daha faydalı. İkisi de değerli. İkisi de bizim dünyaya, dünya beslenme literatürüne hediye ettiğimiz besinler. Ancak kefire göre yoğurdun protein gücü çok yüksek. Kefire göre yoğurdun vitamin mineral gücü çok daha yüksek. Kefire göre yoğurtta daha fazla D vitamini bulma ihtimaliniz var. Daha çok omega 3 bulma ihtimaliniz var. Kefire göre yoğurdun daha çok kefirde probiyotik var diye düşünüyoruz ama ev yapımı bir yoğurt yapmışsanız o yoğurdu içindeki probiyotik bakterileri koruyabilmişseniz yoğurttaki bakterilerin stabilitesi kefirden çok daha fazla. Yani burada sadece probiyotik gücü dikkate alarak kefir ağırlıklı bir beslenmeyi, yoğurt ağırlıklı bir beslenmeyi tercih etmeyin. Yoğurttan vazgeçmeyin. Yoğurt bir altın değer, bir altın gıda. Çok fazla içinde önemli madde var. Hatta geçtiğimiz günlerde bir yazımda paylaştım. Bugünlerde çok moda olan o zayıflama iğneleri GLP-1 dediğimiz bir madde içeriyor. Ve o GLP-1 sayesinde o zayıflama iğnelerini yaptıranlar daha çok yağ yakabiliyorlar. Ama Bunu duyuyorum çevremde. Evet, araştırmalar gösteriyor ki yoğurt da o iğneler gibi GLP-1'i arttırıyor. Ben de o nedenle zaten zayıflama iğnesini yoğurt mu hangisini tercih edersiniz diye bir başlık atmıştım. Yani yoğurdun tok tutma, yoğurdun kilo kontrolünü destekleme, yoğurdun protein gücünüze güç katma yönünden olağanüstü faydaları var. Bunu asla kefirde bulamazsınız bu kadar güçlü bir madde yoğunluğunu. Bugünlük programımızın sonuna geldik ama yine sözü size bırakmak istiyorum. Eklemek istediğiniz bir husus var mıdır? Bugün konuştuğumuz konuda da şunu gördük Nefise Hanım. Hayatımız bizim elimizde. Yani iyi içtiklerimize dikkat ederek, daha çok egzersiz yaparak, hayatımızı sorgulayarak, hayatımızın içteki karamsarlıkları bir tarafa bırakıp daha çok hayata tutunarak ve bu tutunma çabasını gösterirken ben ne yapıyorum, neyi doğru, neyi yanlış yapıyorum diye samimi iç konuşmalar yaparak yeni hayatı daha kolay ve daha güzel yapabiliriz. Evet.